15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ timinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri Ali Yazıcı'nın yargılandığı davada verilen cezalar kesinleşti. Yargıtay sanıkların cezalarını onadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast davasında yargı son sözü söyledi. FETÖ'cülere verilen cezalar Yargıtay tarafından onandı. 15 Temmuz ihanet gecesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Marmaris'te kaldığı otelde suikast planlayan FETÖ militanlarının umutları suya düştü. 37 kişilik FETÖ'cü tim ve diğer sanıklarla birlikte 46 FETÖ militanının yargılandığı Cumhurbaşkanı'na suikast davasında Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi daha önce kararını açıklamıştı. Son duruşmada mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri Ali Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet, Gökhan Şahin Sönmez Ateş, Şükrü Seymen ve Paşa lakaplı eski assubay Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu 31 sanık hakkında 4'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası vermişti. Karar temyiz aşamasında Yargıtay'a geldi. Dava süreci ve gerekçeli karar Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde görüşüldü. Ve FETÖ'cülerin beklediği haber gelmedi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kurduğu hükmü yerinde buldu. Sanıklar hakkında verilen hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı. Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda Konya'da 8 FETÖ'cü tutuklandı. Edirne'de ise Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı. Konya polisi örgüte finansman sağlayan FETÖ üyelerinin gaybubet olarak bilinen hücre evlerinde toplantı yapacağı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler örgüt üyelerini özel bir diş kliniğinde toplantı yaparken yakaladı. Gözaltına alınan ve aralarında avukat, doktorla diş hekimlerinin de bulunduğu 8 şüpheliden 5'i hakkında daha önceden terör örgütüne üye olma suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı tutuklandı. FETÖ'ye yönelik bir diğer operasyonsa Edirne'de gerçekleşti. Polis ekipleri Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede denetim yaptı. Kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan dosyalarının olduğu tespit edildi.